Amasından merhabalar sevgili silah seyir aracı dostlar. Şimdi sizler için inceleyeceğimiz tüfeğimiz Aktaş'ın APT-212 Taktor modeli. Bu tüfek şu anda combo olarak aldım. Ben kendim için aldım. Şöyle tüfeğimizi çıkaralım. Şok takımı, dipçik açı ayar pulları, kitapçık, fişek borusunun kısaltma ve daha az fişek almasını sağlayan takozu. Şurada da ikinci namlusu. Evet. Şöyle 47 cantilever değil bunlar, sılah. Namlunun gövdenin üzerinde kendi cantilever'ı var zaten. Evet, 47 sılah ve 66 santim. Şu şekilde göstereyim tüfeğimizi. 66 santim şeritli bir tüfek. Şöyle pompalı da bir tüfeğimiz. Namlusu 66 santim şeritli. Üzerinde pikatinli rayı mevcut. Şu diğer taraftan görüntüsü. Şöyle alttan ve tüfeğimiz bu şekilde. Aktaş APT-212 Taktor diye geçen model. Şimdi tüfeğimizin hemen özelliklerine geçeceğiz. Tüfeğimiz 12 kalibrelik bir av tüfeği. 76 santim fişek yatağına sahip, yani 3 inç. 65, 70, 76 magnum fişekleri atabilir. Pozisyonda üretilmiş bir tüfek. Şimdi hemen tüfeğimizin dipçiğinden başlayalım. Tüfeğimizin dipçiği ve pompa kolu, daha doğrusu el kundağı diye geçer, pompa kolu diye geçer. Bunlar kompozit malzemeden yapılmış. Yine şu arka kısmı ne çok sert ne çok yumuşak, böyle tam darbe emme için geriye fazla basınç yapmasın diye yumuşak bir soft denmeye yakın, yani şeffaf denecek seviyede yumuşatılmış bir dipçik petine sahip. Yine dipçiğin üzerinde asık ayışı takmak için aparatı mevcut. Evet. Şimdi tüfeğimizin gövdesine geçiyorum. Tüfeğimizin gövdesi 7075 T6 sertleştirilmiş, alüminyumdan imal edilmiş tek parça. Tek parça olarak delinmiş. Yine üzerinde bu pikatinrayı da anlatacağım birazdan. Üzerinde pikatinrayın altında şeride doğru uzanan bir hafif üzeri çizgileştirilmiş nişan hattı mevcut. Bunu red dot ve dürbün takmak için de üzerine 20 ve 22 mm'lik ayaklara uygun pikatinray takılmış. Şimdi onu da ölçerek size göstereceğim. Namlunun gövdenin dış yüzü ve namlunun dış yüzeyi siyah, mat, anodize, kromlu boyayla kaplanmış. Namlumuzun iç kısmı da beyaz, daha doğrusu parlak, sert kromla kaplanmış durumda. Tüfeğimiz pompa eyleminden de, yani pompalı olarak çalışan yarı otomatik veyahut da gazlı yarı otomatik gibi değil. Direkt isterseniz burada tetiğe düşürüp böyle yapabilirsiniz. İsterseniz şurada bir mandalı var. Mandala basıp bu şekilde yapabilirsiniz. Avdan döndük geldik. Tüfek kurulu mecburen. Emniyete aldık tüfeğimizi. Geri çekersek gelmez. Şu düğmeye bastık. Geriye geldi. İçindeki fişeği atar ve buradan hem alttaki yatakta fişek var mı yok mu diye görebiliriz. Hem de namludaki fişeği görebiliriz arkadaşlar. Tüfeğimizin namlusu 4140 delme çelikten yapılmış bir namlu. Full tek parça 4140 çelikten delinmiş. Yine namlumuzun altındaki borumuz, bu borumuz da hafif olması için 7075 alüminyum borudan imal edilmiş durumda. Yine şu ucunda alt boruyu tutacak bir ve namluyu tutacak bir pulumuz var. Gövde mandalımız var. Tüfeğimiz şeritli 66 santim namlulu olarak bir ölçeceğiz demiştik. Şimdi şerit olarak ölçelim. Şeyler de sert olsun, güzelce ayakta da duruyor. Şimdi önce namlu boyunu ölçüyorum şu şekilde. Namlu boyumuz tam 66 santim bir namluya sahip. 66 namluyla toplam boyu 120 santim. Tetik çekme mesafesi de şöyle göstereyim. Tam 36,5 santimlik bir tetik çekme mesafesine sahip bir tüfek. Hemen şunu da ölçelim. 15,5 santimlik bir pikatinli rayı var. 20 ve 22 demiştik. 22 mm'lik ayaklara uygun bir pikatinli ray var demiştik. Tetik ağırlığına bakacağım şimdi hemen. Emniyet açıyorum.
2 kilo. 2 kilo, 2 kilo 200. En fazla 2,5 kilo. Ama 2 kilo gibi bir ağırlığa sahip. Dediğim gibi bu pompalı bir model. Üzerinde taktor yazıyor. Yani taktikal bir model olduğunu söylemek istemiş. Aktaş APT216. AP212T modeli. Taktor modeli. Şimdi biz bunu domuz avlarında, kuş avlarında ve tavşan avlarında da kullanabiliriz diye ikinciye 66 santim mobil şoklu bir namlulu aldık. Yani combo olarak aldık. Bu combo set. Hemen şöyle göstereyim. Böyle şık bir şok kutusu. Böyle 20, 16 ve 12'leri sökebilecek seviyede bir anahtar. Yine 1, 3, 5 olarak şu anda ucunda şoku yok. Evet, 1, 3, 5 olarak 3 adet şok gelmekte. 5 şoku domuz avlarında, 3 şoku tavşan ve kuş avlarında, ördek, keklik avlarında, çok uzak avlar içinde 1 numara şoku kullanabiliriz. Şokların açılımı da bu şekilde. Hemen ölçelim. Evet, 5 santimlik, şöyle görüleceği gibi 5 santimlik mobil şoklara sahip bir tüfek. Bunu da hemen elimize almışken 5 numara ucuna takmış olalım. Şimdi tüfeğimizin içinden 1, 2, 6 adet dipçik açı ayar pulu çıkar. Bunlar fabrikada merkezlenir. Belli bir mesafeden atışları yapılır. Namların doğrusal orantısı açıklanır, görülür. Ondan sonra da atışı yapılır. Onu ben şimdi arabada unuttum. Getirmiştim aslında. Saçma dağılımını fabrika bize göndermeden önce yapmış bir kağıda. Tek kurşun atışında ayrı bir kağıda yapmış. Gayet doğru ve orantısal olarak atışları düzgün görünüyor. Daha sonrasında biz bunun incelememiz bittikten sonra atışını hem bu namluyla hem bu namluyla hem saçma dağılımını hem tek kurşun atışlarını 36,5 metreden test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi tüfeğimizin gövdesi hariç her yeri çelik demiştik. Şimdi burada mekanizması da yine 4140 delme çelikten yapılmış. Şunu şöyle kapatalım hemen. Şimdi ben tüfeği söküp diğer parçayı takacağım. Emniyet yine üçgen bir şekilde tetiğin önünde. Yani tam tetiğin bize doğru, geri omuzumuza doğru, arasında, arkada. Şurada bir mandal var. Bu da çelik ve tetik yine çelik olarak geliyor. Tüfeğimiz bu şekilde. Önce doldurup boşaltmasını da bir gösterelim demiştik. Bu şekilde çalışır. Dediğimiz gibi hemen şöyle bir doldurmayı da gösterelim. Doldururken şu alttan fişeye basarız. Şu şekilde. Fişekler içinde peçete var arkadaşlar. Şu şekilde doldurduk. Tetiği çektik. Tekrar tetiği çektik. Bu şekilde ateş eder. Ancak ava gittik geldik diyelim. Tüfek de elimizde. Şu şekilde doldurduk tüfeğimizi. Atış yapmadık. Eve geldik alacağız. Alırken de tüfeği emniyete alın. Şuradaki mandala bastırın. Yavaşça çekip gittiğimizde şu şekilde fişekleri dökecektir. Evet. Tüfeğimizin çalışma sistemi bu. Namlu boyu 66 dedik. Bahsetmediğiniz bir özelliği yok. Şimdi bu namluyla da bir hemen boyunu tartayım. Özür dilerim. Ağırlığını tartacağım şimdi sizler için. Evet. Şu anda 0 gramda. Evet, 66 santim namlusuyla 3 kilo 243 gram. 3 kilo 243 gram. Hemen şimdi sökmesi takması da çok basit arkadaşlar. Söküp takarken şu parçayı çıkardığımızda yine şu parçayı çıkardık. Takarken de şurada ucu bir ortası yenilmiş bölüm var. Bu bölümü namlunun altına denk getirirsek bunun dönmesini engelliyor ve sabit kalmasını sağlıyor. Sökerken şu şekilde gövdeyle beraber, namlu ile beraber çektiğimizde çıkar. Bunu şu şekilde yerinden çıkardığımız zaman da bunun işi bu kadar. Bunun bir güzelliği varsa hem el kundağına sabitlenmiş hem de el kundağındaki mekanizma taşıyıcı kola mekanizması sabitlenmiş. Ne yaparsanız yapın bunu kıramazsınız, düşüremezsiniz. Bu Türkiye'deki kinetik sistemle çalışan bir pompalı tüfek olarak imal edildi. Şimdi takarken şöyle yapıp önce namluyu yerine oturtup şu şekilde arkadaşlar. Şunu yaptığınızda bunu yerine şuradan takıp şu şekilde yerine getirdiğimizde
Şu ön kısmını da yerine oturtturduğumuz vakit şöyle. Evet. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabii horozu biz emniyet açıp horozu düşürmedik. Şu şekilde yere taktığımız zaman evet, bu tüfeğimiz de bu şekilde bir tüfek. Hemen yine bu şekilde de çalışmasına bir fark yok. Bu da domuz avlarında kullanmak için yaptığımız bir versiyon demiştik. 47 santim namlulu. Toplam boyu 100 santim. Tetik çekme bu şekilde yine 30. 6,5 santim. Bütün işlevler aynı. 3 inç 76 milimetrelik fişek yatağına sahip. Dediğimiz gibi mekanizması da 4140 delme çelik. Bu şekildeki ağırlığına da bir bakıyorum. Ondan sonra videomuzu bitiriyoruz. Evet. Bu şekilde de 3 kilo 47 gramlık bir tüfek arkadaşlar. Tüfeğimizin özellikleri bu, söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Diğer özelliklerin hepsinden bahsetmiş olduk. Bir tane şundan bahsetmedik. 5 artı 1 ve 7 artı 1 olarak geliyor. Şu anda bu tüfeğimiz 5 artı 1 bir tüfek olarak bizde mevcut. Şu şekilde. Bunu bu şekilde kullanacağız. Yani bu böyle çalışan bir tüfek. Bu şekilde de yüze gelmesi güzel. Şimdi şurada bir özellikten bahsedeceğiz. Bunda arpacık, yükseltilmiş bir arpacık. Buradaki Picatinny Ray da gezdi Picatinny Ray'ı. Gezi Picatinny Ray'ın şu uç kısmına yapmışlar. Bu da direkt nişan alıp atış yapmamızı sağlar. Şeridin ölçüsünü ölçmemiştik. Onu da ben ölçeyim. Evet. Şeridin genişliği tam 6 milimetrelik bir şeride sahip ve ucunda sarı pirinç arpacık mevcut. Tüfeğimiz bu. Aktaş Taktor pompalı. Şimdi biz bu namlumuzu takacağız. Yarın bu hafta sonraki avımızda kullanmak üzere. Keklik avı açılacak. Eğer gidebilirsek keklik avında bu namluyu kullanarak avımızı inşallah yapacağız. Evet, tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.